ile ilgili olarak tabii önümüzde bir fırsat var. Dönem başkanlığımız bunu iyi değerlendirmemiz ve ajandamızı bize ve ilgili ülkelere de bir şekilde etkin hale getirecek şekilde şekillendirmemiz önem taşıyor. Tabii çalışmalar devam ediyor. Genel bir taslak oluşturuldu. Kapsayıcılık konusuna değindik. O gerçekten önemli. Önemli değil mi? Hem gelişmekte olan ekonomilerin, çünkü gelişmiş dünya ile olan bağlantıları çok güçlü bir durumda, oldukça entegre olmuş durumdalar. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerdeki hareketler gelişmekte olan ülkeleri de bir şekilde etkiliyor. Bunun en güzel örneğini bu sene Fed örneğinde gördük. Piyasalar sürekli Fed'in hareketleriyle değişkenlik gösterdi ve 2015 için bu daha da önemli olacak, çünkü Fed'in faiz artırımına gitmesini beklediğimiz bir dönem geliyor. Bu yüzden bu tabii mali piyasalar, finansal piyasalar, aynı zamanda ticari anlamda da birbirine entegre olmuş durumda bu iki kanat. O yüzden az önce bahsettiğimiz TTIP, Transatlantik Yatırım ve Ticaret İşbirliği Ortaklığı, bunun da sonuçta ve aynı zamanda Transpasifik Ortaklığı da var, TPP dediğimiz. Bu ikisinin de sonuçta dışarıda kalan gelişmekte olan ülkeleri bir şekilde etkileyeceğini şimdiden öngörebiliriz. O yüzden ben G20'de bunun da üzerine gidilmesi gerektiğini sürekli dile getirmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda bu önemli bir faktör olacak mutlaka gibi gözüküyor. Fed'den bahsetmişken 10 yıl aradan sonra ilk defa faiz artırması bekleniyor Fed'in. İşte kayda değer diye bir ibare vardı. Bu ibareyle ilgili yorumlar yapıldı. Tabii dolar çok ciddi değer kazandı. Evet. Dolar endeksi yükseldi. Emtia fiyatları dibe doğru gidiyor. En son sizi yayınımıza aldığımız günden bu yana bile inanılmaz bir düşüş var petrol fiyatlarında. Doğru. Az önce zikrettiniz, ihracatçının da kafası karışık. Yani keşmekeşin ortasında kaldı. Aynen. Dünya genelinde öyle, Türkiye için de böyle. Bu yüzden kur konusunu ele almakta fayda var. Mevcut dolar-euro dengesi hakkında neler söylemek istersiniz? Bu yıl euro dolar 1.33 gibi bir dengede gibi gözüküyor 2014. Bu tabii ki 2015 yılında bir şekilde düşecek. Dolar yine değer kazanacaktır. Euro değer kaybedecektir. Çünkü aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme politikasını süreceği sinyallerini alıyoruz. Evet. Zaten bölgede toparlanma olmadığı için bir şekilde bunun devreden çıkarılması mümkün değil. Aynı zamanda rekabet gücü de kazanmak adına euronun değer düşüreceğini öngörebiliriz şimdiden. Tabii çok net şeyler söylemek mümkün değil. Ancak ihracatçı da bir şekilde ideal bir kuru yakalamak istediğini biliyoruz. İdeal kur ne bizim ihracatçımız için peki? Şu anda net bir şey söyleyemesek de, yani işte bunun çok derin hesaplamaları yapılması gerekir ama 2.20'ler bandında o ideal şeklinde söylenebiliyor. Bu tabii ki değişiyor, çünkü bir yandan ithalatta yapıldığı için, ihracatçımız ithalatta yaptığı için onun bir şekilde dengede kalması önem taşıyor. Bu dönemde zaten 11 aylık toplama baktığımızda yaklaşık 144 milyar dolar gibi bir ihracata ulaşmış durumdayız. Aralık ayında ne gelecek? Kasım ayında bir şekilde bir yavaşlama gözüktü. Aynı zamanda gün eksikliğinden de kaynaklanan takvimsel etkiden. Ancak Aralık ayı önemli olacak. Ortalama %4 gibi bir artış beklesek, bu da yıl sonunda 158,5 milyar dolarlık bir kapanışa denk gelecek. Bu tabii çok istediklerimizin bir şekilde gerisinde değil mi? Performansımızı arttırmamız gerekiyor. Bu yüzden de pazarlarımız da bir şekilde daralırken kur olsun, diğer rejimler olsun, bu konular bir şekilde ihracatçımızın elinin rahatlaması önemli. Yüzünü güldürmek lazım. Peki kapanışa yaklaştık ama büyümeye değinmeden geçemeyeceğiz. Muhtemelen biz yayından çıkacağız da büyüme rakamları açıklanacak. Üçüncü çeyrek büyüme rakamları. Tabii biz ihracata dayalı bir büyüme modeli izleyen ülkeyiz. Siz açıklanacak olan rakamlardan, büyümeden ne bekliyorsunuz? Yansımaları nasıl olacak? Şimdi üçüncü çeyrekte bir şekilde bir farklılık var. İhracattan konuştuk. İlk yarıdaki büyümemiz %3.3 büyüdük biliyorsunuz yılın ilk yarısında. Bu ağırlıklı bir şekilde dış ticaretten gelmiş. Dış ticaretten kastım bir yandan ihracat, bir yandan da ithalattaki düşüşten kaynaklanmıştı. Ve 3.3 puanın 2.7'si net ihracattan gelmişti. Burada ihracat önemli bir rol oynamıştı 2.1 puanlık. Şimdi üçüncü çeyrekte bu tablonun bir şekilde değiştiğini görüyoruz.
Neden? Çünkü TÜİK'in dış ticaret istatistiklerine baktığımızda tabii ki bunlar nominal ve dolar değerinde rakamlardır, ancak ihracatın sadece %3 arttığını, ithalatın da %3 düştüğünü görüyoruz. Bu da hem ithalat hem de ihracat kanadından büyümeye katkının bir şekilde daha zayıf olacağı anlamına geliyor. Üçüncü çeyrekte böyle bir farklılık bekliyorum ben gelecek verilerde. İç talebe baktığımızda zaten ilk yarıda bir şekilde ivme kaybetmişti hem tüketim hem de yatırımlar. Yatırımlar zaten daralmaya devam etmişti. Üçüncü çeyrek öncü göstergelerine baktığımızda da tüketimde yine ılımlı bir seyir var, ama yatırımlarda karmaşık göstergeler var. O da çok ciddi bir toparlanma olmadığını işaret ediyor. Kamu harcamalarından gelecek destek önem taşıyacak bu rakamlar içerisinde. Fakat yine mütevazi bir büyümeyle kapayacağız diye düşünüyorum ben az sonra gelecek rakamlarla üçüncü çeyreği.